Evet. Bugün Honda CBF 150 ya da CBF 150 neden alınmalı videosunu çekeceğiz. Çok ilginç bir yerdeyiz. Kulenin dibindeyiz. Aslında kulenin üstünde çekmek istemiştim videoyu ama prosedür gereği izin vermediler. Şimdi arkadaşlar, CBF 150 benim geçen gün çektiğim CB 125'in biraz daha heybetli ve büyüğü. Şimdi bu motorun önce avantajları, sonra dezavantajlarından bahsedeceğim. Neden alınmalı, neden alınmamalı? Bunlardan bahsedeceğim aynı daha önceden yaptığım gibi. Evet, gördüğünüz gibi yine bu da bir başlangıç motoru arkadaşlar. City Bike Forever mıydı açılımı? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunun olayı abi, bu bütün esnafın, kuryenin, herkesin dostu olan bir motor. Çünkü çok az yakıyor, çok konforlu, rahat. Ve pratik, yine aynı CB125'te olduğu gibi pratik, hafif, ne bileyim, güzel gidiyor, titreşim yok. Hani bir sürü avantajı var bu motorun. Aynı zamanda görüntüsü de böyle bir heybetli, yani güzel diğerlerine nazaran. Bunun gibi bir sürü avantajı var. Sırayla bunlardan bahsedelim şimdi. Evet, ilk olarak yine CB125'te de olduğu gibi ilk avantaj arkadaşlar yine benzin. Arkadaşlar bu motor CB125 gibi aynı. Yakmıyor. Yani yine 2 litre falan yakıyor. Belki CB125'ten yarım litre fazla yakıyor olabilir. Yani toplasanız en fazla 2,5 litre yakıyordur. En fazla o da. Dip gaz giderseniz. Onun dışında arkadaşlar yine aynı şekilde gördüğünüz gibi gidon açısı oldukça geniş. Rahatlıkla dönüyor ve trafikte aralara giriyor. Ve ne var başka? Yani bunda da öyle çok teknolojik bir şey yok. Hani kalkıp da çekiş kontrol sistemi, işte kombine, ABS, zart zurt, hani ne bileyim, öyle şeyler yok. Burkulan şasi falan hiçbir şey yok. Ama yani bu motorlar arkadaşlar başlangıç için oldukça ideal, biliyorsunuz zaten. Bunun avantajları işte frenleri, mesela önde disk fren var gördüğünüz gibi. Arkada yine kampana ama İkisi de idare edebiliyor çok rahat bir şekilde. 150 cc bir kere zaten. 149 cc yanlış. Yani 150 cc olması lazım tam olarak. Yani o da 11,6 beygir ediyor. Beygir gücü olarak. 11,6 beygirlik bir gücü var daha doğrusu. Torku da biraz güzel, fakat bunda bir balansör sistemi var bildiğim kadarıyla. Bu balansör sistemi sayesinde titreşim azaldığı için tork da biraz azalmış gibi hissediliyor. Yani titreşimi azaltmak için motorun gücünden, torkundan biraz kısmış olabilirler diye düşünüyorum. Ondan dolayı titreşim yok ama mesela CB125 daha atik geliyor bana buna nazaran. Ama mesela tabii ki de bunun top speed'i, yani son hızı falan ondan daha yüksek. 120 km hızlara ulaşabiliyor. 5 vites arkadaşlar. 5 vites olması güzel. Yani hakikaten sevindirici bir şey 5 vites olması. Onun dışında işte dediğim gibi 140 kilo tek amortisörlü, şöyle arkada ayarlanabiliyor arkadaşlar bunun amortisörde, yumuşak sert bir şekilde tabi. Onun dışında başka neyden bahsedeyim? Böyle mesela selesi çıkıyor bunun. Buradan böyle çeviriyoruz. Evet, çıkmıyor. Çıktı. Şurada böyle ufak alet çantası koymak için böyle küçük bir alanlar var. Şurada hava filtresi var. Arkadaşlar şuraya poşet ve benzeri bir şey koymayın. O hava filtresini tıkayabiliyor. Dolayısıyla motorunuz bir gün boğulur ve gitmezse öyle bir şey olmuş olabilir, aklınızda olsun. Şurada şöyle garanti belgesi falan ıvırı zıvırı var. Şunu şöyle koyalım şimdilik dursun. Arkadaşlar bir de ben bu motora işte koruma demiri ekledim. Ön cam ekledim. Daha önceden sis farı vardı şurada. Onları da eklemiştim. Şimdi çıkardım onları. Bir de şu sele kılıfını ekledim. Bu çok işe yarıyor arkadaşlar. Geçen CB125'imde de vardı. Bahsetmeyi unutmuşum. Özellikle kedilerle problem yaşıyorsanız bu onu engelliyor. Yani kediler bunu bir şey yapamıyor. Deriyi parçalayamıyor, öyle söyleyebilirim. Başka? Bunun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Motor bu yani. Herkesin dostu diyebiliriz dediğim gibi.
Yine ben bunun bakımını arkadaşlar 2000-2500 kilometrede bir yapıyorum. Bir yağ değişimi yapıyorum. Arada işte bujisini falan değiştiriyorum. Zaten şu an motor 6000 küsür kilometrede, 5700 kilometrede. Ben bununla bir uzun yol yaptım arkadaşlar. İstanbul'dan çıktım. Çantamı falan filan her şeyimi yükledim. O yükle Kuşadası, İzmir, Bodrum falan öyle kamp yapa yapa gezdim. Ve yazın ortasında gezdim arkadaşlar. Hava soğutmalı olmasına rağmen o 40 derece sıcaklıkta full yük, full yüklü olmasına rağmen ve dağ yollarında bana mısın demedi arkadaşlar. Yani ben CBF150'ye o gün orada hakikaten dedim bu motor iyiymiş. Aşık oldum yani. Onun dışında arkadaşlar şimdi dezavantajlarına geçelim isterseniz. Arkadaşlar lastikler berbat. Berbat berbat. Yani şu an mesela parlak asfaltta direkt yani motorda güç olmamasına rağmen hani birinci viteste biraz gaz açarsanız arka lastik azıcık pati yapabiliyor yani. Düşünün bunu da bile yapabiliyor bu motora rağmen. Diğer bir dezavantaj ise arkadaşlar bilmiyorum benim motorumma mı özel tam olarak bilmiyorum ama bazı yani çoğu CVF'de varmış bildiğim kadarıyla. Sübap şıkırdaması yapıyor arkadaşlar. Yani sübap şıkırdaması gibi bir ses geliyor. Özellikle motor ısındıktan sonra 4000-4500 devir aralarında böyle motor bloğunun oradan bir şıkır şıkır ses geliyor arkadaşlar. O biraz beni uyuz ediyor açıkçası. Onun dışında arkadaşlar almamanız için başka hiçbir sebep yok. Dediğim gibi yani eğer yine şehir içinde kullanacaksınız. Mesela dediğim gibi uzun mesafeler ama şehir içi. Mesela işte Beylikdüzü'nden Kurtköy, Pendik. Bu böyle bir şey yapacaksanız 5 vites olması avantajlı ve rahat rahat gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir de yani yükledim mi falan da hiçbir sıkıntı olmuyor. Arkasına top case'inizi, yan çantalarınızı falan bağladığınızda bir enduro motor gibi, enduro touring motor gibi rahat rahat gezebiliyorsunuz. Fiyatı biraz bildiğim kadarıyla şimdi arttı ama yani biliyorsunuz bütün motosiklet fiyatları arttı. Dolayısıyla hala ucuz sayılır diğer motosikletlere göre. Başlangıç için oldukça ideal dediğim gibi. Çünkü yine aynı şekilde yedek parçası falan oldukça ucuz. Yani düştüğünüzde herhangi bir parçasını herhangi bir yerden alıp kendiniz de değiştirebilirsiniz veya serviste de değiştirebilirsiniz. Bugüne kadar bana tek bir sorun çıkardı arkadaşlar. Sinyal düğmesinden bir sıkıntı yaşadım ben. Sinyal düğmesi takılı kalıyordu. Öyle bir sorun olmuştu. Gittim garantiye dedim sokayım. İlk defa hayatımda garantiden bir şey değiştireceğim. Bana dediler ki garantiden geçmez. Nasıl geçmez? Yani garantiye girmez dediler. Dedim abi dedim ben bunu yani ayağımı değiştirmiyorum normal. Sinyal yani düğmeye basıyorum. Bozuldu bu daha motor 3000 kilometrede. Yani bu nasıl garantiden geçmez falan. Dediler Honda Türkiye'ye bir mail atalım bakalım duruma göre sizi ararız. Neyse abi bir hafta sonra aradılar. Geçiyormuş garantiden. Yani değiştirdiler garantiden öyle söyleyeyim. Yani orada bilmeyen birisi olsa ha geçmiyorsa eyvallah dese sanırım onun fiyatı da 50-60 lira olması lazım. Durduk yere 50-60 lira artı işçilik alacaklardı. Yani o konularda dikkatli olun arkadaşlar. Bugüne kadar bana çıkardığı tek sorun o. Onun dışında başka bir sorun yok. Bir de dediğim gibi sübap şıkırdaması yapıyor ama onu da ben kendi ustama sordum. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Güveniyorum kendisine. O yüzden bu motosikletimle de arada sırada geziyorum böyle. Diyeceksiniz ki neden iki tane motor var sende? Arkadaşlar bu benim değil aslında babamın. Ama babamdan çok ben sürüyorum. Babam toplasanız en fazla 1000 kilometre yapmıştır. Öbür motosikletimle de eğitim veriyorum ben. Eğitmenlik yaptığım için eğitim veriyorum. Bu motosikletle de arada sırada geziyorum. Şu an babam 55 küsür yaşında ve 2 senelik ehliyeti var. Bu motorun trafik sigortası kendisine en ucuz 680 lira çıktı. Dolayısıyla almamanız gereken bir sebep olarak da trafik sigortası diyebiliriz. Yani trafik sigortaları şu an aşırı pahalı olduğu için motosiklet alırken bir daha düşünebilirsiniz arkadaşlar. Düşünün yani 55 yaşında bir adama böyle çıktı. Öyle arkadaşlar. Bu arada 500 kilometrede 600 kilometrede bir zincirini yağlarsanız daha uzun ömürlü olur zincir arkadaşlar. Zaten zincir dişli fiyatı çok pahalı değil ama siz yine de yağlayın. Hem yolda kopma ihtimaline karşı daha iyi olur. Yani daha uzun ömürlü olacağı için kopmaz kolay kolay. Yedek depo var yine arkadaşlar bunda. Bu da tek yedek depo değil arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda
Özellikle uzun süre kullanmıyorsanız bunu kapatın. Böylelikle karbüratörden benzine, benzin deposundan karbüratöre benzin akmasını engellersiniz. Öyle bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde CB125'te de aynı durum geçerli. Uzun süre kullanmayacaksanız bunu yapın ve akü kutup başlarını sökün. Akünüz bitmesin. Öyle, başka bir şey yok. Önde dediğim gibi disk frem var. Hidrolik ve çok rahat tutuyor. Şu ön camı ekledim ben arkadaşlar bir de. Bu ön cam çok işe yarıyor fakat şöyle bir sorun oldu bu ön camla ilgili. Şu aynayı şöyle yaptığımda şuraya değiyor. Bunda değmiyor. Bunda değmiyor ama bunda değiyor arkadaşlar. Onu ben işte biraz ayarladım. Çok sıkı ilk taktığımda bayağı bir kastırıyordu, kıracaktı hatta. Ama daha sonra ben onu ayarladım. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şu an öyle kullanıyorum. Aynanın görüş açısında da hiçbir sıkıntı yok. Aynaları gayet güzel arkadaşlar bu arada. Geniş ve yani arkanızı bayağı rahat görebiliyorsunuz. Oturuş pozisyonu zaten yine paşalar gibi arkadaşlar. Rahat rahat, konforlu bir şekilde oturuyorsunuz. Rüzgar konusunda da ben bu camı taktığım için biraz daha avantaj oldu. Kafam sallanmıyor. Hatta şuraya bir tane de saptırıcı deniyor herhalde. Rüzgar saptırıcı deniyor. Ondan da takarsanız çok daha rahat edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle. Bu motor böyle. Başka bir özelliği yok anlatabileceğim ya da aklıma gelen başka bir özelliği yok. Tasarımı da yıllardır değişmeyen çok klasik güzel bir tasarım. Yani Honda'nın CB125'i ve CBF150'si bence oldukça ideal makineler. Özellikle bu fiyata. Yani bu fiyata bu kalite bence çok iyi. Fiyat performans için 10 üzerinden ikisi için de 9 diyebiliriz benim düşüncem. Yani CBF150 ile CB125'i karşılaştıracak olursak arkadaşlar biraz daha güçlü, bir vites daha yüksek ve biraz daha titreşim az. Aynı zamanda daha heybetli. Dolayısıyla hani sizin boy kilo oranınızla şey yaparsak hani CBF150 CB125'e göre daha iyi olabilir eğer kalıplı biriyseniz. Ama yok, CB125 de farklı bir model, daha ufak tefek, daha güçsüz ama o da gayet güzel. Önde arkadaşlar şöyle güzel maşalar var. Ön maşada ince biraz ama olsun yine de. Yani öyle dediğim gibi zaten daha önceki motorda da söylemiştim, çok viraja girilecek motosikletler değil bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla zaten üstünde 90'lık 80'lik lastikler var. Dolayısıyla hani öyle çok bir şey beklemeyin ama yol tutuşu gayet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka lastikleri değiştirin arkadaşlar. Orijinal lastikler berbat ötesi. Yani ölüme sebebiyet verebilir arkadaşlar. Motosiklet budur. Başlangıç motoru için oldukça ideal. Gezmek için oldukça ideal. Uzun yola çok rahat çıkabilirsiniz. Kolay kolay sorun çıkarmayan motosikletler bunlar. Çünkü biliyorsunuz kuryeler günde 200 km en az neredeyse yol yapıyorlar. Yani onların tercihi ise zaten daha bana bir şey demek düşmüyor arkadaşlar. Motosiklet bu. Gördüğünüz gibi başka diyecek bir şeyim kalmadı. Öyle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kulenin altından selamlar.